Burası İstanbul Radyosu. Aziz dinleyiciler, şimdi Nevzat Atlı yönetimindeki Türk Sanat Müziği Bestecileri programını açıyoruz. Bu akşamki programımızda Tabii'nin ve 3. Selim'in seçilmiş eserlerini dinleyeceksiniz. Programın metin kısmını Yılmaz Öztun'a hazırlamıştır. 18. yüzyıl bestekarlarının en büyüklerinden biri olan Tabii, Lale Devri'nin sonlarına 1728'e doğru İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa'dır. Tabii, şiirlerinde kullandığı mahlas yani takma ismidir. Kassam Ahatzade ailesinden olan bestekarımız, medrese öğreniminin bütün derecelerini tamamladı ve ülema arasına girdi. 1774'te tahta çıkan 1. Sultan Abdülhamid'in müezzin başlığına kadar yükseldi. 1786'da İstanbul'da 58 yaşlarında öldü. Tabii Mustafa Efendi bütün eserlerini gençliğinde besteledi. Yaşı ilerleyince musikiyle uğraşmayı mesleğine uygun görmeyerek bıraktı. Böylece Türk musikisi bu gerçekten deha sahibi bestekarın pek çok eserinden mahrum kaldı. Hanende ve sazende olan Tabii, devrinin değerli şairleri arasında sayılıyordu. Bazı bestelerinin güftelerini kendisi yazmıştır. Tabii'nin eserlerinden yalnız 30'u zamanımıza kadar gelebilmiş, gerisi unutulmuştur. Elimizdeki 30 parçanın biri kâr, 12'si beste, 8'i ağır semai, 9'u da yürük semaidir. Tabii 3. Selim ekolünün müjdecisidir. Üslubu kendine mahsus ve orijinaldir. Makam ve usul geçkilerini çok anlayışlı bir şekilde kullanır. Eserlerinin terennüm bölümleri sanat maksadı ve güfte ile ilgisi kesilmeksizin düzenlenmiştir. Nameler parlak, eda son derecede çarpıcıdır. Her musiki cümlesi ince bir zevkle işlenmiştir. Bu programda bestekarın 4 eseri, Sazkar Beste, Rast Beste, Beyati Nakış Aksak Semai ve Hüseyin'i Nakış Yürük Semai sunulacaktır. Semailer değişmelidir. Yani usul geçkisi yapılmıştır. Sazkar Beste'nin güftesi de Tabii'nindir. Şimdi programımıza başlıyoruz. Önce Sazkar Beste. Zincir usulünde. Hemişe dilde sühan, elde sazkârımdır. Thank you.
Yine tabii Mustafa Efendi'den ikinci eser Rast Beste. Hafif usulünde. Seyreyle o büllür beden taze frengi.
Muhterem dinleyiciler, tabii Mustafa Efendi'den üçüncü eser Beyati Ağır Semai. Çıkmaz derunu dilden efendim muhabbetin, kurbanın olduğum bize yok mu mürüvvet? Gören o gül cevalini
Tabi'den son parça Hüseyin'i yürük semai. Ben gibi sana aşık üftade bulunmaz. Sen gibi güzel dahi bu dünyada bulunmaz. Ben gibi sana Thank you.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki programımızın ikinci bestecisi Üçüncü Selim'e geçiyoruz. Üçüncü Sultan Selim Türk Osmanlı hükümdarlarının büyüklerinden biridir. Üçüncü Sultan Mustafa'nın oğlu olarak 24 Aralık 1761'de İstanbul'da doğdu. 7 Nisan 1789'da amcası 1. Abdülhamid'in ölümü üzerine tahta çıktı. 18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın başlarında yalnız Türkiye için değil bütün dünya için buhranlı olan bir devrede saltanat sürdü. Tahta çıkışından birkaç ay sonra büyük Fransız ihtilali koptu ve etkileri bütün Avrupa'ya yayıldı. Ancak burada 3. Selim'in siyasi hayatından bahsedecek değiliz. Kabakçı Mustafa ihtilaliyle 29 Mayıs 1807'de atası Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethettiği günde tahttan indirilen 3. Selim Topkapı Sarayı'ndaki dairesine çekildi. 14 ay sonra Alemdar Mustafa Paşa onu tekrar tahta geçirmek için sarayın kapılarına dayandı. Bunun üzerine 28 Temmuz 1808'de amcaoğlu 4. Mustafa 3. Selim'i öldürtüp cesedini Alemdar Mustafa Paşa'nın önüne attırdı. Katilleri 3. Selim'in dairesine girdiği zaman padişah ney çalıyordu. Yanında hiçbir silahı olmadığı için kendini bir müddet neyiyle savunmuştur. 3. Selim'in hükümdarlığı 18 yıl 1 ay 22 gündür. Şehit edildiği zaman henüz 47 yaşını tamamlamamıştı. Büyük hükümdarın hala yaşayan çok canlı bir cephesi bestekarlığıdır. Osmanoğullarından pek çok bestekar çıkmış fakat hiçbiri 3. Selim'in derecesine erişememiştir. 3. Selim ney ve tambur gibi birbirleriyle hiçbir ilgisi olmayan iki sazı çalardı. Padişahlardan çoğu gibi Mevlevi'ydi. Şeyh Galip'i ne kadar tuttuğu malumdur. İlhami mahlasıyla yazdığı şiirleri divan halinde toplanmıştır. Güzel şiirleri varsa da şairliği, bestekarlığının yanında biraz sönük kalır. Üçüncü Selim çok büyük bir musiki koruyucusuydu. Bu sebeple Türk musikisi tarihinde bir devir ve bir tarz, Üçüncü Selim ekolü diye anılır. Bu ekolün deha sahibi bestekarları Küçük Mehmet Ağa ile Sadullah Ağa'dır. Abdülbaki dedeye ebced harfleriyle yeni bir nota sistemi yaptıran da 3. Selim'dir. Abdülbaki dede Tahririye adlı eserinde bu nota ile padişahın birkaç eserini yazıp ona sunmuştur. 3. Selim'in diğer bir merakı yeni yeni mürekkep makamlar yapmaktı. Yeni makam yapmak bir marifet değildir belki. Fakat eski bestekarlarımız hiç olmazsa bir makam yapmaya meraklanmışlardır. 3. Selim bu konuda çok ileri gitmiş, tam 14 makam terkip etmiştir. Bunlar Acem Buselik, Arazbar Buselik, Evcara, Gerdaniye Kürdi, Hicazeyn, Hüseyin-i Zemzeme, İsfahan-ı Cedid, Neva Kürdi, Neva Buselik, Pesendide, Rast-ı Cedid, Suz-ı Dilara, Şevkefsa ve Şevk-i Dil makamlarıdır. 3. Selim en çok Suz-ı Dilara makamı ile ün kazanmıştır. Çünkü bu makamdan bir Mevlevi ayini bestelemiştir. Bilindiği gibi Mevlevi ayinleri Türk musikisinin en büyük eserleridir. 3. Selim'in 62 parçası bugün notaları ile elimizdedir. Diğer eserleri unutulmuştur. Elimizde 62 parça bir Mevlevi ayini, 17 peşçe ve saz semaisi olup gerisi kâr, beste, semai, şarkı ve köçekçe gibi din dışı güfteli parçalardır. Bu programımızda hafif usulünde Suz-ı Dilara ikinci bestesi, aynı makamdan nakış yürük semaisi, dök usulünde muhayyer sümbüle ve yürük aksak usulünde hüzzam şarkıları sunulacaktır.
Suzu Dilara Beste'nin güftesi Zaik'ın, Muhayyer Sümbüle şarkı Vasıf'ın güfteleridir. Muhterem dinleyiciler, önce biraz evvel söylediğimiz gibi Suzu Dilara Beste. Çiğni gisusuna zinciri teselsül dediler, döndüler sonra hatadır deyü kâkül dediler. Thank you.
Aziz dinleyiciler, 3. Selim'den 2. eser Suzi Dilara Yürük Semai. Abu tabiyle bu şeb haneme canan geliyor. Halveti ülfete bir şem-i şebistan geliyor. Oh,
Sevgili dinleyiciler, programın bu bölümünde 3. Selim'den arka arkaya 2 şarkı sunacağız. Birincisi Muhayyer Sümbül'e şarkı. Ey Gonca'yı nazik tenim, sensin benim şu hişem. Programın son parçası Hüzzam şarkı. Gönül verdim bir civane, derdinden oldum divane. Thank you.
sade.